اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين على رسولنا محمد صلوات كهذا شتايم Bu akşamki tefsir dersimizin konusu Allah yolunda sebat. Allah yolunda sebat. Yani Allah yolunda hizmetin meşakkati. Allah yolunda yorulmak, aç kalmak, susuz kalmak, Allah için adım atmak ve bunlardan da şikayet etmemek. Bütün bunları Rabbimizin bir lütfu, bir ihsanı bilmek. İnşallah seçtiğim ayetler Allah yolunda sabat hususunda bize çok bilgi verecek. Niyazımız şu, Rabbimiz şu ayetler hürmetine kalbimize sabat versin. Ayaklarımıza sabat versin. Biz ölünceye kadar bu yoldan ayrılmayalım. Birinci ayeti kerime Ali İmran suresi ayet 143. Şöyle yarım saat önce içeride oturdum. Şöyle Kur'an'ı da önüme aldım. Dedim ya Rabbi senin yolunda sabat ile ilgili bu akşamki cemaate neyi anlatmamı istersen dedim. Ben sayfaları şöyle çevirirken sen de o ayetleri gözüme sok dedim ya Rabbi. İşaretlediğim ayetler Rabbimin gözüme soktuğu ayetler. Ellezine qala lehumun nas. Ellezine onlar öyle kimseler ki qala lehum onlara denildi ki kim dedi en nas insanlar dedi. Buradaki insanlık Nuaym isimli bir münafık. Nuaym'a insan değil de insanlar denmesinin sebebi ya tek başına ancak bir cemaatin yapabildiği işi yapıyor ya da onun yardımcılar çok olduğunda onunla beraber yardımcılar da kastedildi. Şimdi insanlar onlara dediği zaman ne dediği zaman اِنَّ <laughs> Şüphesiz insanlar sizin için toplandı. Birazdan ini sebebiyle anlayacaksınız manayı. فَحْشَوْهُمْ <laughs> O insanlardan korkun. Sakın ha onlarla karşı karşıya falan gelmeyin. Sakın ha onlara rastlamayın. Sizin için toplandı. İşte o müminler öyle müminler ki onlara böyle denildiğinde fezadahum imana. Onların imanı ziyadeleşti. Ve subhanallah. Yani birisi Müslümanları düşman kuvvetiyle korkutmaya çalışıyor ama onların kalbine korku yol bulup giremiyor. Ne oluyor? İmanlar ziyadeleşiyor. Ve galu ve dediler ki hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. Allah ne güzel vekildir. Ayet-i er Kerime küçük Bedir denilen Bedir Sura gazvesi hakkındaymış. Malum Uhud günü Müslümanlar savaşı kaybedince Ebu Sufyan dedi ki, Bedir'de siz, Uğurt'ta biz kazandık. Bir dahaki sene, Bedir'de görüşelim, galip belli olsun. Bir sene geçti, lakin Ebu Sufyan, savaşa çıkmak istemiyordu. E savaşa çıkça, çıksa, can kaybı var, mal kaybı var, e Mekke güzel bir zamanda, Mekke'yi terk ediyorsun. Ne için çıkmasa e, rezil olacak. Ebu Süfen korktu denilecek. Ne yapayım de düşünürken Nuaym isimli münafığa rastlıyor. Diyor ki sen Medine'ye git. Müslümanların kalbine korku at. Onlara de ki Ebu Süfyan öyle bir ordu topladı ki o orduyla başa çıkmak mümkün değil. Onlara galip gelmek mümkün değil. Sakın ha çıkmayın. Çıkmayın. Hiçbiriniz canını kurtaramazsınız. <laughs> Anlatabildiğin kadar anlat dedi. Bütün yalanları söyle. Ve Ebu Süfyan Bedir'e çıkmadı. Nuhayma güvenip. Nuay Medine'ye geldi. Dil zekası gelişmiş. Belagatta, hitabette, emsalsiz zaten. Ebu Sufyan'ın olmayan ordusunu öyle bir anlatmaya başladı ki, haşmetli bir ordu. Tabi kolay bir imtihan değil. Kalbine korku düşenler de oldu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ile birlikte, imanları ziyadeleşen, Rabbimiz Allah'ımız bize kafidir, o ne güzel vekildir diyebilen, küçük bir sahabe cemaat. Hepsi çıkamadı Medine'de. Onlar Bedir'e çıktılar. Peki netice? Şimdi Allah onları anlatıyor. Diyor ki, Fen <laughs> galabu. Onlar döndü. Bedir'den döndüler. Neyle? Bi ni'metin min Allah. Allah katından büyük bir nimetle ve fad ve faziletle. Fadıl ile yani. Nimete demişler ki, nime sıhhattir. Çünkü yaralanmadılar. Fadıl da yaptıkları ticaretti. Ebu Süfyan ve ordusu gelmeyince e boş kaldılar. Ticaret yaptılar. Yine denilmiş ki ikinci görüşte nimet dünyevi olandık. O da savaşmadan savaşın sevabını kazanmak ve orada ticaret yapmak. Fadıl ise ahirette görecekleri sevap. Allah devam ediyor. Lem yemsesum su. Onlar hiçbir kötülük dokunmadı. Ya. Allah ne diyor biliyor musun onlar hakkında? Ve tabau rıdvan Allah. Onlar Allah'ın rızasına tabi oldular. Ne güzel ya. Vallahu zu fadlin azim. Allah fazlı cömertliği çok büyük olandı. Şurasını okuyayım da bir ayet-i kerime. zalikumu şeytanu yuhavvifu evliyâe. Bak çok önemli bu Şuna dikkat edin ey müminler diyor Allah. Şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Allah Allah. O halde, bir hizmet var. Kalbe korku girdi. Allah sığınalım ha. Allah sığınalım. Allah ne diyor? Şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Kendine dost olmayanların kalbine korku yatamaz diyor Allah. Vallahi devam ediyor. "Fe la Sakına. Sakına. O şeytanlardan, şeytanların dostlarından falan korkmayın." diyor Allah. "Ve hafun benden korkun." diyor konumuz Allah yolu Allah yolunda sebat ya. Sakın ha Allah şeytanın dostlarından korkmayın ve hafuni in kuntum mümini. Eğer gerçekten müminseniz Allah'a iman etmişseniz diyor Allah benden kork. Bakın bu ayetler okunup geçinmek geçilmek için değil. Bu ayetler bir terazi imanımızı teraziye koyacağız. İmanımızın kilosu kaç kilo? Acaba Allah yolundaki bir davette kalbimizin durumu ne? Acaba korku yol bulup gelebiliyor mu? Elhamdülillah gerçi biz üstadımızın ifade ettiği gibi baharda geldik. Baharda geldik. Yani korkulacak şu anda bir şey yok. Ben müminim ben Müslümanım dediği için dövülen kimse yok. Hizmet ettiği için dayak yiyen kimse de yok. Ama gel görelim böyle bir baharda bile değil mi? İnsan bazen Allah yolunda sebat gösteremiyor. İşte bir derse geleceğiz. Gitsek mi gitmesek mi? Allah yolunda bir hizmet yapacağız. Yapsak mı yapmasak Allah yoluna bir infakta bulunacağız. Versek mi, vermesek mi? Ve hakeza. İkinci ayeti kerime. Konumuz ne? Allah yolunda sabat. Allah yolunda mücadele. Allah yolundan dönmemek. Em şu şuhada. Üst tarafla alakalı mı? Bize bakan yönünden ben aldım. Yoksa siz şahit miydiniz? Yahudilere bir hitap bu. Yahudiler diyorlardı ki Yakup aleyhisselam Yahudidir. İnancı Yahudilik üzerinedir. Allah da onlara diyor ki siz şahit miydiniz? Ne zaman? İz hadara yagubel mevt. Yakup, Hazreti Yakup ölür iken, ölüm döşeğindeyken siz onun yanında mıydınız? İz gale li o vakit o evlatlarına demişti ki ma ta'budune min bandi. Acayip bir bölüm burası. Ma ta'budune min bandi. Benden sonra neye tapacaksınız? Evlatlarına Yakup Aleyhisselam'ın son sözü. Adı. emanet teslim edecek. Galu onlar dediler ki na'budu ilahik. Senin ilahına taparız ve illâ âbâike İbrahim ve İsmail ve İshak İbrahim, İsmail ve İshak atalarındır onların ilanı taparız ki ilahem vahida o tek bir ilah şimdi çok nükteler var bu ayette ama bizim bakacağımız yer neresi konumuz olan Allah yolunda sebat Allah'ın dönmemek biz o nükteyi alıp ayete geçeceğiz Diyor ki müfessirler. Yakub aleyhisselam evlatlarına ma tambuduna min ba'di benden sonra ne ibadet edeceksiniz derken evlatlarının puta tapmasını, ateşe, güneşe tapmasını kastetmedi. Çünkü Yakup aleyhisselam evlatlarının muvahhid, ...Müslim olacağını biliyordu. Onun o sözüyle kastettiği şey diyor İmam Ragıp, Allah'ına razı olsun. Siz benden sonra Allah'a kulluk ile ağınıza hangi dünyevi şeyleri koyacaksınız? Çünkü İmam Ragıp diyor ki, çünkü şöyle gelmişti kelamda: Ma gada eka anilla fe wa Seni Allah yolundan ne alı koyuyorsa senin batıl mabudun tağutun odur. Bak Yakup Aleyhisselam onların müşrik olmasından korkmuyor. <laughs> Dünyevi meşkaleler yüzünden Allah'a kulluk yapmamalarından korkuyor. Neymiş kaydı? Allah ile ağımızda ne varsa hangi sebepten dolayı hangi arzumuzdan dolayı Hangi maksudumuzdan dolayı Allah'a kavuşamıyorsak işte bizim tagutumuz batıl mabudumuz oldu. Allah yolunda sabahta bağlayalım bugasını, Kardeşlerim Allah için Allah ile ağımızda ne varsa kaldıralım. Hatta güzel bir dua bak. Vakda beyni ve beynel gavadilleti takda beyni ve beyni. Ya Rabbi benimle senin aranı ne şey açıyorsa o açan şeyi yok et. Açan şeyi yok et yani. Allah'ın da sabah bu işte. Dünyevi işlerle, dünyevi meşgalelerle meşgul olurken Allah'ı ve Allah'ın dinine olan hizmeti unutmamak. Üçüncü ayetimiz. Bakara suresi ayet 165. Ben başını alacağım sadece. Ve minen nâsi men. İnsanlarda, insanlardan öylesi var ki yettehizu min dunillahi endada. Allah bırakır. Allah'tan başkalarını Allah'a eş ortak kabul eder. Müşrikleri anlatıyor. Yuhibbûnev. O putlarını sever. Nasıl? Kehubbillah. Sanki Allah'ı seviyormuş gibi. Evet insanlardan öylesi var ki Allah'tan başkasını Allah'a eş ortak kabul eder ve Allah'ı seviyormuş gibi onu sever. Şimdi vellezina Şimdi Allah müminleri anlatıyor cemaat. Allah bizi anlatıyor. Müminler ise Eşet hubben lillah fe Müminler ise onların Allah'a olan sevgisi o putperestlerin putlara olan sevgisinden du çok daha şiddetlidir. Allahu Ekber. Fe Allah bize anlatıyor. Allah bizim kendisini nasıl sevdiğimizi ifade ediyor. İdeal mümin budur diyor. Onların putlarına olan sevgileri on mu? Onların bana olan sevgisi yüzdür diyor. Bir önceki ayetle burasını bağlayalım. Bu sadece önünde secde edilen şey mi? Yo ifade ettik. Ma gadu eke annila fevve tağut dedik. Allah ile aramıza ne girdi? Put oldu. O zaman düşünün. Çok zengin bir insanın malı olan sevgisini gönlünü makam mevki hırsı kaplamış bir insanın mevkiye olan sevgisini o hırsları falan düşünün. Aziz cemaat bizim kalbimizde onların kalbinde olan muhabbetin kat ve katı Allah için yoksa biz Allah'ın bu ayette anlattığı mümin değiliz. Hadi bakalım. Ne yapacaksın şimdi Ali? bana. Demek Allah için kalpteki Allah sevgisini büyütmek lazım, yükseltmek lazım. Başka bir kerime, bu ayet ben benim çok hoşuma gidiyor. Hepsi güzel de, bu kerime daha başka bir güzel sanki. Ve minen nâsi men. İnsanlardan öylesi var ki, yeşri satar. Satıyor yani bu adam. Koyununu tarlasını, malını falan satmıyor. Neyi satıyor? Nefsehu canını satıyor canını. Canını satıyor. Niçin satıyor bu canını? İbtiga'a mağzatillah. <laughs> Allah'ın rızasını talep etmek için. İnsanlardan öylesi vardır ki Allah'ın rızasını talep etmek için canını satar ayet Kerime kim hakkındaymış biliyor musunuz? Suheyb-i Rumi hakkındaymış. Şimdi Allah yolunda sabahatı gör. Bu zatın yaşı 100. Yüz, yüz yaşında. Yüz yaşında Mekke'den Medine'ye hicret edecek. Bir toplulukla beraber hicrete çıkar. Ancak Mekkeli müşrikler hicret edilmesini istemediği için peşlerine düşerler ve bunları yakalarlar. süheyb umidan başka herkesi de öldürürler. Tek başına kalır. Hadi Süheyl der ki onlara ey müşrik topluluğu siz bilirsiniz ki ben aranızdaki en iyi ok atıcısıyım. Vallahi oklarından her birini sizlere saplamadıkça. Ve şu elindeki kılıç kırılmadıkça beni Mekke'ye götüremezsiniz. Ben piri faniyim. Yüz yaşındayım. İçinizde de olmam artıksa fayda vermez. Gidin benim evime. Evimin şu bölümünde bu kadar altın var. Sizin olsun hibe ettim. Beni Rabbim ile baş başa bırak. Kafirler bakarlar can tatlı ona inişmezler dönerler. Süheybi Rumi Hazretleri Medine'ye girdiğinde onu Hazreti Ebu Bekir karşılar. Hemen onu öper ve der ki ya Süheyb ticaretin ne güzel oldu. Der ki hangi ticaret? Der ki Ebu Bekir Sıddık Hazretleri Allah hakkında bu ayeti kerimeyi indirdi. Onlardan öylesi var ki Allah'ın rızası için canını satar. Ve subhanallah. Cemaat. Işte Allah yolunda sabat bu. Yüz yaşında peygamber aşkı onu Medine'ye sürüklü. Ve subhanallah. Ve subhanallah. Ya Rabbi şu ayetlerin hürmetine ne olur? Bizim de kalbimize şöyle bir aşkı, şöyle bir sabatı ihsan et. Ne olur? ...başka bir ayet... ...dördüncü ayetimiz... ...em hasib tüm... ...yoksa... ...zannettiniz mi bu hitap... ...sahabelere bir hitap... Yani ...ilk muhatabı onlar... ...çok sıkıntı çektikleri için... tabi kolay değil... ...bazen şikayet ediyorlar... Yani ...bu sıkıntı ne zaman bitecek... Ne zaman gün yüzü göreceğiz? Allah da onlara diyor ki em hasibtum yoksa zannettiniz mi? Şöyle mi zannettiniz? En tadkhulu cenne. Cennete hemen gireceğinizi mi zannettiniz? Ve lamma yetikum halbuki daha gelmedi. Mefalul lezina halu min qablikum sizden önceki kavimlerin başına gelen şeyler sizlerin başına daha gelmedi. Mesetumul <el> ba'sa <veddaga> Onlara öyle sıkıntılar, öyle musibetler, öyle hastalıklar, öyle zararlar dokundu ki ve zulzilu ve onlar sarsıldılar. Efendimiz Aleyhisselam bu ayeti tefsir ederken diyor ki sahabesine onlardan öylesi vardı ki diyor. Tek suçu Müslüman olmak. Tek suçu Rabbim Allah demek. Bu suçu sebebiyle toprak kazılır, başına kadar gömülü ve kör testere ile şöyle başı ikiye yarılırdı da o yine Rabbim Allah derdi. Onlardan öylesi vardı ki diyor Efendimiz onu çağırmaya gelirlerdi. Kafirler parmaklarına taktıkları demirden tırnaklar ile onların derilerini, sinirlerini şöyle efendim yolar. Onlara derdi ki dön dininden işkence bitecek. Ama onlar derdi ki Rabbi Allah benim Rabbim Allah'tır. Dönmez öyle canım. Onların başına gelmeden şu başlarda testereler şöyle başı kesmeden şu vücut demir tırnakları tatmadan ve diğer işkenceler hepiniz malumunuz onları yaşamadan Allah yolunda zahmet çekmeden hemen koşa koşa cennete gireceğinizi mi zannettiniz Hatta yaqulur rasulullezina amanu ma Onların çektiği sıkıntılar, işkenceler düşünebiliyor musunuz? Öyle bir seviye gelirdi ki nihayet peygamber bile. Bu peygamberin etrafındaki müminler meta nasullah. Ya Rabbi yardımın nerededir yani? Bunu dermiş ve subhanallah. Nasıl bir sıkıntı, nasıl bir dert. Cenab-ı Hak imtihan ediyor. Ela Allah da diyor ki dikkat edin. Ela tembih edatıdır. İnna nasrallahı gari. Allah'ın yardımı çok yakındır. Evet Allah'ın yardımı çok yakındı. Cemaat sabat etmek lazım. Sabat etmek lazım. Okuyunca aklıma şurası geldi. Zutiga gazvesi. Manası yamalılar demek. Yamalılar. Adını şuradan alıyor. Ebu, Eş Ebu Eşar anlatıyor. Ebu Musa Leşari. Diyor gazveye çıkmıştık diyor bir grup sahabeyle beraber. Öyle meşakkatli bir gazveydi ki diyor. Nerede ayakkabı zaten? Ayaklarımızın altı delindi. Tırnaklarımız döküldü de subhanallah. Tırnaklarımız döküldü. Elbiselerimizden yırttığımız parçaları ayaklarımıza sardık ki akan kanlar dursun. Bu yüzden bu yüzden zat-ı denilmiş. Yamalılar yani. Elbiseler ne varsa devamlı yırtılıp kan akmasın diye. Öyle yorgunduk ki birbirimize dayana dayana yol alabiliyorduk. Devam ediyor anlatıyor ben kısa keseceğim. En son diyor ki keşke anlatmasaydım. Hani anlatmamla acaba Şikayet mi oldu Rabbime karşı? Keşke anlatmasaydım. Ben hep Zat-ı okuduğumda, Anladığımda, Anlattığımda, Aklıma hep şu geliyor devamında, Cemaat yarın mahşer günü, Kalbimizden kalkacağız. Mahşer meydanına gideceğiz. O Zat-ı Rıkayı da göreceğiz inşallah. Şimdi, Hikayelerini dinledik ya onlara koşacağız. Ey yamalılar ashabı diyeceğiz. Size geldik. Onlar bize bakacak. Diyecekler ki. Bakın bakalım bizim ayaklarımıza. Bakacağız ayaklar delinmiş. Tırnaklar dökülmüş. Her tarafı nasıl olmuş. Sonra bir de diyecekler ki. Kendi aynaya bak bakalım. Tertemiz. Allah yolunda batmış bir diken yok. Onlar bile demez mi? Siz bizimle olamazsınız. O zaman benim aklıma şöyle geliyor. Biz de onlara diyelim ki ey yamallar ashabı bizim yaşadığımız asırda Allah kullarına ikram etmiş ayakkabı vardı. Bu sebeple biz ayaklarımızı Allah yolunda delemedik. Ama işte bunlar bizim ayakkabılarımız. Bakın biz böyle çok ayakkabıyı Allah yolunda eskittik. Eğer bunlar olmasaydı vallahi billahi sizler gibi bu ayakları Allah yolunda parçalardık. Bunu diyelim işte cemaat ya. Ayakları parçalayamıyorsa değil mi Abdurum Hocam? Ayakkabıları parçalayalım. Ayakkabıları parçalayalım. Üstadımızın dediği gibi kardeşler cennet ucuz değil. Cennet ucuz değil. Başka bir ayet-i kerime. cenab Hak çok açık beyan buyurmuş. La yestevi asla eşit olmaz. Müsavi olmaz. Kimle kim müsavi olmaz. El gaidune minel müminin gayru ulit darar. Zarar sahibi yani hasta olabilir, felçli olabilir. Bunların müstesna oturan müminler müsavi olmaz. Kiminle müsavi olmaz? Vel mücahidûne fî sebilillâ bi envalim ve enfusim. Malıyla, canıyla Allah yolunda savaşan mücahitler ile müsavi olmaz. Yok cemaat, yok. Allah yolunda çalışanla çalışmayanı Allah aynı kefeye koymuyor. Koymuyor. Rabbimiz koymayacağını da anlatıyor ve devam ediyor. Faddalallahu'l mucahidin bi amvalin men fusihim alal gaidin derece. Allah malıyla ve canıyla cihat eden oturanlara üstün kıldı. Derece, derece bakımında. Allah babacısı konuşuyor ya. Beyan buyurmuş ya. Şimdi biz zannediyoruz ki şimdi biz bu arada sohbetteyiz değil mi? Bu akşam sohbette olanla olmayan bir değil. Bir hizmetin kalkınması için değil mi, çalışıyoruz. Çalışanla çalışmayan bir değil. Düşün bir insan bir ömür boyu nefsin hevasının peşinde koşsun. Diğeri de Allah yolunda koşsun. Allah'ın dinini yükseltmek için çalışsın. Sonra ahirette ikisi aynı yerde olsun. Olmaz. Ama mazeretim var ya ben şu anda imkanım yok yapamıyorum. Devamı geliyor. Atladım ben bir ayet. <imledim> İnnellezîne tevaffahumul melaiketû. Allah. İnnellezîne muhakkak o kimseler tevaffahumul melaiketû. Melekler onların canını alır. Kim o kişiler? Zalimi enfusîm. <imledim> kendi nefislerine zulmetmişler. Ne demek bu? Melekler kendilerine nefislerine zulmedenlerin canını alırken nefislerine zulmetmişler. Ne güzel nokta değil mi? Allah yolunda çalışmamak, Allah yolunda koşmamak, Allah'a sırtı dönmek kişinin kendi nefsine zulmetmesidir. Öyle Cenab-ı Hakk'ın onun hizmetine, cihadına ihtiyacın var. Aşağı ve kim ki Allah yolundan dönerse Allah için amel etmezse Kendi nefsine zulmetmiştir İşte o melekler O kendi nefsine zulmetmiş olanlar Onlar der ki Galip der ki küntüm. Ya Siz dünyada ne haldeydiniz Ne yaptınız dünyada Rabbiniz sizi bu dünyaya gönderdi Siz Sizi yoktan yaratan Allah için Ne yaptınız ameliniz ne Hangi eseriniz var? Allah yolunda hangi adım attınız? Ne yaptınız? Anlatın bakalım. Şimdi onlar mazeret sunuyor. Galu diyorlar ki: "Künna mustazafin fil-at." Ya biz hizmet edemezdik. Biz dünyada çaresiz, zayıf tutulmuş aciz kimselerdendik. Başımıza e başımızda bir patron vardı. E çalıştığımız yerde namaz kılmak yasaktı. E namaz kılsam işten atılacağım. E bir yerde çalışıyordum. O da bir iki sohbet yaptım ama hemen müdür geldi. Ha bir daha sohbet eder işin atılırsın dedi. Anlatamadım yani ben işte zengin değilim imkanım yoktu. Ben zayıftım bulunduğum yerde acizdim. He melekler iyi o zaman hadi geç bakalım cehennete falan demiyor Melekler diyorlar ki galu dediler ki elem takun Abdullah vasia. Peki şu Allah'ın memleketi şu yeryüzü geniş değil miydi? Fetuhaciru <laughs> Sen dinini yaşayabileceğin, Allah diyebileceğin, bu dini hizmet edebileceğin bir yere hicret etseydin ya niye orada durdun? Yani oradan çıksaydın Allah seni aç mı bırakacaktı? Niye Allah'a tevekkül etmedin? Feleke <laughs> ma'raum cehennem diyor Allah. Onların varacağı yer cehennemdir. Evet, cehennemdir. Bu özü kabul edilmiyor cemaat. Bu özü kabul edilmiyor ve saat o cehennemde ne kötü bir varış yeridir. Allah bizden hizmet bekliyor, hizmet istiyor kardeşler. Hangi şart olursak olalım. Allah bizden hizmet istiyor. Başka bir ayet. Ya eyyühellezine amenu. Bu ayet Tebuk Sefer hakkında iniyor. Tebuk Sefer çok böyle meşakkatli bir sefer. Ey iman edenler ma'alekum. Size ne oldu? Şimdi ayet-i kerime Tebuk hakkında ama biz nasıl dinleyeceğiz? Biz nasıl dinleyeceğiz bu ayet-i kerimeyi Yakup? Yani, muhatap sahabele olarak değil. Şimdi muhatap kendimiziz. Şu anda bakalım acaba ayet bize bakıyor mu? Ey müminler size ne oldu? İzâ gıyla lekumun fi'u fi sabilillah size Allah yolunda sefere çıkın savaşın denildiği vakit İsa galtum ilel akt, siz yeryüzüne çakılıp kaldınız Resulallah ne yapacaksınız şimdi ey müminler ne oldu size Allah yolunda cihada çıkın sefere çıkın denildiği vakit öyle olduğunuz yerde dona kaldınız. Biz bizim Tebuk'ta değiliz ama değildik ama şimdi ben bu ayet-i kerimenin manasını çok muşahhas bir şekilde birçok yerde gördüm. Şu rahlenin bende emanet olmasa bile hizmetler devam etsin diye çok yerlerde insanları hizmete davet etti. Gene şöyle bir hizmet var. El uzatın bunu halledelim dedim. Çok yerlerde. Gördüm yani. Kimisi koşarak geldi. Kimisi çakıldı kaldı. Fesubanallah. Çakıldı kaldı yani. Acayip insanlarla tanıştım yani. Acayip insanlar gördüm. İmtihanı geçemedi. Allah yolunda ufacık o çukuru atlayamadı yani. Allah diyor şimdi. Araziyetun bil hayatid dünya minel ahire. Yoksa siz ahireti bırakıp da dünya hayatından mı razı oldunuz? Niye çıkmıyorsunuz sefere? Niye Allah yolunda koşmuyorsunuz? Niye canlarınızı, mallarınızı Allah'a feda etmiyorsunuz? Yoksa şu dünya hayatı daha mı güzel? Daha mı sevimli? Daha mı tatlı? Ahireti bıraktınız da dünyadan mı razı oldunuz? Fema meta'ul hayati dunya fil ahireti illa qalil. Lakin ha diyor Allah bizi uyarıyor. Şu dünya hayatının bütün menfaati ahirete kıyasla illa galil. Ancak çok az bir şeydi. Çok az bir şeydir. Üstadımızın ifadesiyle değil mi? Dünyanın bin sene mesudane hayatı cennetin bir saatine tekabül edemez. Dünya nedir ki ya? Yani? Dünyanın bin senesi cennetin bir saatine karşılık gelemiyoruz. Hem de mesudane bir hayat. Hadi bizim hayatımız dertle meşakkatle Yorgulmuş cennetin bir saniyesine denk gelebilir. Peki bir o zaman cemaat Niye Allah yolunda bir fedakarlık yapmıyoruz? Niye Allah yoluna daha çok gayret göstermiyoruz? Daha çok çalışmıyoruz? İlla tenfiru Allah devam ediyor. Eğer savaşa çıkmazsanız, sefere çıkmazsanız, biz böyle biraz da ayeti kendimize şöyle bir çevirelim. Eğer Allah yolunda hizmet etmezseniz, bu din bütün gönüllere ulaşsın diye çalışmazsanız, maddi, manevi fedakarlık yapmazsanız yuazibkum azaben elima. Evvela Allah size elin bir azap ile azap eder ve yestebdil gavmen gayrak. Ve sonra sizi sizden başka bir kavimle değiştir. E Allah bak bir de toplandayım Bu akşam tefsir dersi yapıyoruz. Ne olur biliyor musunuz? Bir varmış bir yokmuş biz siliniriz. Burada başkaları toplanır. Ve la şey'a. Ve biz onlara zarar da veremeyiz. Zarar da veremeyiz. O halde Allah yolunda çakılıp kalmamak lazım. Son bir ayet-i kerime daha. Son bir ayet-i kerime daha. Bununla beraber yedi ayet-i kerime seçmişiz. Ben şu açısından alacağım. Bir ayetin yakısından alıyorum. Zalike bi ennem la yusibum zama'ın ve nasabun ve la mahmasatun fî sebîlillâh ve la yada'ûne mevdi'en yagîzul küffâr ve yenâlûne min aduvvin neylâ Yani Allah yolunda çekilebilecek meşakkatler sayılmış. Onlara isabet eden bir susuzluk, vela nasabun ve bir açlık, Allah yolundaki vela nasabun yorgunluk, vela mahmasetun fi sebilillah Allah yolundaki bir açlık, vela ya da ona meudiyen ya kafirleri kızdıracak bir toprağa ayak basmalık Yani savaş niyetiyle onlara saldırmaları. Ve ya min aduvin neyla ve kafirlere düşmanlarına karşı zafer kazanmalık Yoktu ki Allah yolunda çektiğimiz bir susuzluk, yorgunluk, açlık, kafirleri kızdıracak bir toprağa ayak basmak, kafirlere karşı bir zafer kazanmak yoktur ki illa kütübe lehum bihi amelun salih. Yapmış olduğu o amel sebebiyle Allah ona salih bir amel yazmamış olsun. Yani biz aç kaldık. Allah yazıyor. Biz Allah yolunda yorulduk. Allah yazıyor. Allah yolunda yorulduk. Zayi oldu. Yok. Allah diyor zaten inna şüphesiz Allah la yuzi'u ecran muhsinin muhsinlerin mükafatını zayi etmez. Buraya gelirken adım attınız. Vallahi attığınız her bir adım yazıldı, kaydedildi canlı. Yani Allah mükafatını verecek. Allah devam ediyor. Ve la yunfiguna nafaqatan sagiratan ve la az veya çok infak ettiği bir mal ve la yaqdauna ya da Allah yolunda geçtiği bir vadi. Siz çıktınız evden. Buraya geldiniz. Bir vadi geçtiniz. <laughs> İlla kütübe lahum. Andolsun ki Allah onu onun için yazar. Benim kulum şu hurmayı infak etmişti. Benim kulum şu büyük şey infak etmişti. Benim kulum benim yolumda adım atmıştı. Yazar. Niye yazar? liyad zeyahumullah eh, yaptığının en güzeliyle Allah ona mükafat vermek için yasak Ya cemaat Allah yolunda yaptığımız hangi amel zayi olacak? Allah'ın bir ismi de şekürdür Şekür ne demek? Az ibadete çok mükafat veren demek. Evet. O zaman ne yapmak lazım? Allah yolunda çalışırken nazlanmamak lazım. Koşmak lazım. Koşmak cemaat. Koşmak lazım. Allah yolunda aldığımız her bir nefes yazılıyor. Bak ne mutlu sizlere evden çıktınız buraya geldiniz. Evinize dönünceye kadar aldığınız her bir nefesi Allah yolunda aldınız ve verdiniz. Ne mutlu size işte. Ne mutlu size. Ve Hep yazılıyor. Her şey yazılıyor. Her şey yazılıyor. Cenab-ı Hak şu tefsirini yapmaya çalıştığımız ayetle hürmetine bizi bize bırakmasın. Bizi bize bırakmasın. Rabbimiz rahmetiyle bizim perçemimizden, ensemizden, yakamızdan tutsun. Bizi hayırlara fırlatsın. Hayırdan hayıra koşalım. Allah kendi yolunda sebatkar mümini sever. Cenab-ı Hak cümlemde sebatı nasip etsin. Amin. amin, amin, amin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbena tegabbel minna bihumetil Fatiha.